Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize es kesmeden devam ediyoruz. Bu sefer soruları ben kendim hazırladım. Kağıtlardan kesmedim. Kaynaklardan almadım. Eminim ki bu sorular daha çok işinize yarayacaktır. Hiç belirtmek istemiyorum. Dilerseniz hemen ÖSYM tarzı sorularımıza geçiyoruz. Paylaşım, lisans, ön lisans ve orta öğretim için ortak olacaktır. Bununla beraber PDF'ine Telegram grubumdan ulaşabilirsiniz. İsmi Ali Gürbüz değerli arkadaşlarım. Telegram grubumuzun ismi Ali Gürbüz. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İkinci Göktürk Devleti'ni kurduktan sonra İlteriş unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Metahan, Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi. Bu Minkan, İlteriş unvanını almamıştır. Hangi unvanı almıştır hocam? İlkan unvanını almıştır. 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu. Bağat Arkan, kendi adına para bastıran Türk iş hükümdarı. Boyençur, Uygur Devleti'nin en parlak dönemi. Buradaki cevabımız Kutlu Kağan olacaktır. İkinci sorumuz. Şöyle bir soru hazırlamak istedim sizlere. Türkistan tarihinde yaşanan çoğu savaş cihat uğruna yapılan savaşlar olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler nitelikte değildir? Gazavi cihat neydi? Din uğruna yapılan savaşlardı değil mi? İslam için yapılan savaşlardı. Yani gaza ve cihat olabilmesi için rakibinizin, düşmanınızın gayrimüslim olması gerekir. Pasinler ilk büyük Selçuklu bizans savaşı. Malazgirt yurt açan savaş olarak bilinir. Bir tarafta Sultan Alparslan, diğer tarafta Roman Diyojen. Savaş kazanıldı. Kazanıldı ikisi de. Hattin savaşı en önemli savaşlardan biridir. Selahaddin Eyyubi komutasındaki ordu Kudüs'ü Haçlardan geri almıştır. Cihat Mirokefalon Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır. Hangi dönem? İkinci Kılıç Arslan dönemi. Ya Çemen. hemen. İki Türk... E, sevgili arkadaşlarım iki Türk devleti arasında yaşandı. Bir tarafta Türkiye Selçuklu devleti diğer tarafta Harzem Şahlar. İkisi de Müslüman. Cihat olur mu bu? Cihat olmaz. Cevabımız Z çıktı. Savaşı kazanan Alaaddin Keykubat komutasındaki Türkiye Selçuklu devleti olacaktır. Üçüncü sorumuz. Türkiye Selçuklu devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kurucusu kimdir hocam? Kutalmış oğlu Süleyman Şah. Tamam. Donanma var mı? Var. Bakın Büyük Selçuklu Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti arasındaki en büyük fark donanma ve denizciliktir. Suud Akdimarı alınarak deniz aşırı seferler gerçekleştirilmek istenmiştir. Doğru mudur? Doğru. Kim almıştı Suud Akdimarı'nı? Alaaddin Dandana Dandanakan Savaşı ile... Oo, bunu burada bırak. Saltuklara son verilmiştir. Doğru mu? Doğru. Saltuklara son veren Rüknettin Süleyman Şah'tır. Sevgili arkadaşlarım Dandanakan Savaşı ile resmen kurulan Türkiye Selçuklu Devleti değil, Büyük Selçuklu Devletidir. Biliyorsunuz ki bu savaş sonucunda Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Lale Şahin Paşa komutasında Haçlı Birliğine yenildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bafyon İlk Osmanlı Bizans Savaşı olarak bilinir. Turna da bu savaşın sonucunda Anadolu Türk Siyasi Birliği kesim olarak sağlanmıştır. Ya Sultan Selim çaldıran bu savaşın sonucunda Şii tehlikesi önlenmiştir. Şah İsmail mağlup edilmiştir. Proşnik doğru cevabımız Nibolu Savaşı. Yıldırım Beyazıt'ın Avrupa'nın en güçlü şövalyelerini yendiği savaştır. Savaştan sonra Sultan İklimi Rum alacaktır. Cevabımız Proşnik'in ilgisi. 1. Murat intikamını 1. Kosova'da alacak. Devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarım diyor ki hocam sorular aynı Sorular aynı değil. Çok soru çözdüğünüz için size aynı geliyor. Sorular aynı değil. 16. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Ekber ve Erşet sistemine geçirmiştir. Bu durum 16. yüzyılda mı gerçekleşti? Hayır değerli arkadaşlarım. birinci Ahmet tarafından getirilen sistemdir. 17. yüzyıl. Cerbedeniz Savaşı'nın yaşanması. Hangi padişah dönemi? Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Tarihimiz 1560. Kiyanet Paşa komutasındaki ordu savaşı kazanmıştır. Doğru. İlk vezir atamasını yapan kimdir değerli arkadaşlarım? Orhan Bey'dir. Orhan Bey. Bu durum kuruluş dönemine denk geliyor. Sizden yükselme dönemini istemiş. Cevabımız Beşiktaş. Altıncı sorumuz. Tımarların haksız yeri elinden aldığını iddia ederek Karaman'da ortaya çıkan isyana öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Gemberdi Gazali, Memlük Devleti'ni yeniden kurmak istemiştir. Ahmet Paşa, Sadrazam olmadığı için isyan etmiştir. Baba Zünnün genelde dinin tekli yaşanan bir isyandır. Ama bazı kaynaklar vergiler hakkında da bize bilgiler veriyor. Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinin ilk dinin tekli isyanıdır. Buradaki cevabımız Kalenderoğlu olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Yedinci sorumuz. Birinci Süleyman, ikinci Selim ve üçüncü Murat sadrazamlığını, Murat'ın yap sadrazamlığını yaparak Osmanlı adına başarılı çalışmalar yapan kişi kimdir? Köprülü Mehmet. Dördüncü Mehmet dönemi sadrazamı. Köprülü Mehmet Paşa şartla başa geçen ilk Osmanlı sadrazamıdır. Tarhuncu Ahmet ilk denk bütçeyi hazırlayan kişidir. İlk modern bütçeyi hazırlayan kişi Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. Tarhuncu Ahmet Paşa rüşvet ve iltimasçıların önüne geçemediği için idam edilmiştir. Sokullu Mehmet doğru cevabımız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. İkinci Viyana kuşatmasının Serdarı Ekrem'i. Savaştan sonra ikinci Viyana kuşatmasından sonra idam edilmiştir. Fazıl Ahmet Uyvar Fatih olarak bilinir. Ne demiştik değerli arkadaşlarım? Köprülüler duraklama dönemi içinde yükselme dönemi olarak bilinir. Cevabımız burada Sokullu Mehmet Paşa olacaktır. 1579 yılında vefat ettikten sonra Osmanlı duraklama dönemine girecektir. Çünkü oldukça önemli bir sadrazam. 8. sorumuz. 17. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman'dır. Doğru mu? Doğru. İstanbul isyanları sonucu öldürülüyor. Çınar vakası 4. 4. Mehmet döneminde yaşanmıştır. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Tabii ki doğru. Vakayı vak vakiye 30'a yakın devlet adamının çınar ağacına asılması olayı. Celali insanların merkezi otoriteyi çok ama çok kötü zayıflatıyor değerli arkadaşlarım. E, artık üretim azalıyor. Bununla beraber e, çiftçi toprağı terk etmek durumunda kalıyordu. Asayiş ve güvenlik sorunları ortaya çıkıyordu. Ahali yönetime katılma. Oho, oho bunu burada bırak. Feraset değişiyor mu değerli arkadaşlarım? Değişiyor. Ekber ve Erşet sistemi geliyor. Sevgili arkadaşlarım ahalinin yönetime katılma fırsatı elde etmesi birinci meşrutiyetin ilanıyladır. Yani 19. yüzyıldadır. 17. yüzyılı sizden istemişim. Devam edelim. Devam. Geldik 9. sorumuza sevgili arkadaşlarım. Sizden yani sizin için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Aşağıdakilerden hangisi Celali insanların öcülük eden kişilerden biri değildir? Çıkma ihtimali yüksek. Çıkabilir. Karayazıcı var mı hocam? Var. Gürcü Nebi var. Baba Zünün? Hayır. Deli Hasan var. Can var. Deli Hasan var. Ama Baba Zünün? az önce bilgi verdik değil mi? Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkan bir isyandır. Unutmuyoruz. İlk isyanları hangi dönemde başlayacak? Yavuz Sultan Selim 17. yüzyılda giderek güç kazanacak bir kitleye sahip olacaklar. 10. sorumuz. Rus ordusunu bataklıkta kıstırarak bozguna uğratan ve bunun sonucunda Prut Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan kişi kim olmuştur? Cevabımız Baltacı Mehmet Paşa olacaktır. Humbaracı Mehmet Paşa, Kont de Buneval olarak bilinir. Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlamıştır. Baron de Tot ve Koca Ragıp Paşa, biliyorsunuz ki 3. Mustafa döneminde önemli işler çıkaran kişilerdir. Önemli işler çıkarıyorlar. Bununla beraber önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Pargalı İbrahim. Bunun hakkında istiyorum yapın. Cevabımız A Pargalı İbrahim ile Kanuni Sultan Süleyman arasında gerçekleşen konuşmayı biliyor musunuz? Hani zam istiyor kendisine. Neyse devam edelim. Vakaya hayriye yani hayırlı olay sonucu Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Buna göre devletin ordu ihtiyacının karşılanması için yerine gelen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? Sekban ve Eşkinci Ocağı 2. Mahmut döneminde oluşturulan ordulardır. Ancak Yeniçerilerin tepkisinden dolayı kapatıldı. Redif birlikleri tamar sistemi bozulduğu için yerine gelen birliklerdir. 2. Mahmut Asakiri Mansuri Muhammediye doğru cevabımız Yaya ve Müsellem Osmanlı tarihinin ilk düzenli ordusudur. Orhan Bey dönemi cevabımız Asakiri Mansuri Muhammediye olacaktır. Devam edelim. 4. Murat döneminde hicivleriyle bilinen ve siha mı kaza eseriyle ön plana çıkan kişi kimdir? 4. Murat bu kişiyi çok severdi değerli arkadaşlarım. Çok çok severdi. Ancak maalesef 4. Murat 4. Murat'a kurban olacaktı. Yani tarihte Şehir İslam öldüren ilk padişah zaten 4. Murat'tır bunu biliyoruz. Adaletiyle bilinir. Adaletsizlik yapılırsa 4. Murat işe el atıyor. Fuzuli ve Baki Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle biliriz. İdrisi Bitlisi ne demiştik? Yavuz Sultan Selim'in doğu seferlerine öncülük eden kişidir. Yardım eden kişidir. Nefi doğru cevabımız Evliya Çelebi ile bilinir. Cevabımız Nefi'dir. 13. sorumuz. 2. Balkan Savaşı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Padişahları karıştırabiliyorsunuz. Buna dikkat ediyoruz. 2. Abdülhamit. Sevgili arkadaşlarım, 31 Mart Vakası'ndan sonra biliyorsunuz ki tahtan indirildi. O yüzden bu değil. 4. 5. Murat 3 ay tahta kalan Osmanlı padişahıdır. Yeni ne? 2. Abdülhamit gelecek. 5. Mehmet Reşat doğru cevabımız. Vahdettin Osmanlı tarihinin son padişahıdır. Sultan Abdülaziz. Şimdi Sultan Abdülaziz dönemiyle ilgili ben bu sene soru bekliyorum değerli arkadaşlarım. Abdülaziz döneminde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Mesela bunların en önemlisi Süveyş kanalının açılmasıdır. Bununla beraber yurt dışı seyahatine çıkmasıdır. Yurt dışı seyahatine çıkmasındaki amacı sizden isteyebilir ÖSYM. O yüzden dikkat edin. Cevabımız 5. Mehmet Reşat. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın genel sebepleri arasında gösterilemez? Ne demiştik? Tüm dünyayı kapsıyorsa genel, 1 iki devletten bahsediyorsa, bir devletin politikaları ön plandaysa, o ön plandaysa Alize arkadaşıma sesleniyorum. Ön plandaysa bu ne olur? Özel sebep olur. Bloklaşma, silahlanma yarışı, sömürgecilik, sanayi devriminden sonra Fransız devriminden sonra milliyetçilik akımı. Bunların dördü genel sebeptir. Ancak Almanya ve Fransa arasındaki Alsace-Loren sorunu özel sebeptir değerli arkadaşlar. Devam edelim. 15. sorumuz. Söz edilen gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı sırasında itiraf grubu arasında imzalanan bu antlaşma ile Orta Doğu petrollerinin İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmasına karar verildi. McMahon, Mekke emiri Şerif Hüseyin'e toprak vaadi. Sykes-Picot doğru cevap. Petrograd bu antlaşmaya göre Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyıları Ruslara bırakılacak. sercan Dömörü'nün antlaşmasıyla İzmir ve çevresi İtalyanlara bırakılacak. Sevra Antlaşması Ölü Doğan Antlaşma. Sevgili arkadaşlarım Sanremo Konferansı'nda görüşülüyor. Ölü Doğan Antlaşma olarak tarihi kayıtları geçti. Sebebi ise meclisin onayından geçmemesi. Cevabımız Sais picot Antlaşması olacaktır. Devam ediyoruz. Gizli Antlaşmalardan da soru bekliyorum. Diğer sorumuz 16. soruya geldik. Eminim ki buraya kadar iyisinizdir. Pontus'un devletinin kurulması için Paris Barış Konferansı'nda devletlere sunulan rapor aşağıdakilerden hangisidir? Bristol, Türklerin uluslararası alanda haklılığını gösteren ilk rapordur. Herbert, sevgili arkadaşlarım, Ermenilerin aksi olduğunu gösteren rapordur. Cevabımız Risanto sizleri bekletmeyeyim. Samsun Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine gönderdiği rapordur. Sander, Hatay ile ilgili sorundur. Risantos raporunun amacı Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmakta değerli arkadaşlarım. Paris Konferansı'na bu BG ile geliyorlar. Anlaştık mı? 17. sorumuz. İstanbul Hükümeti tarafından Sivas Kongresi'ni dağıtmakla görevlendirilen Harput Valisi kimdir? Manasırlı Hamdi. Ben size cevap vereyim. Diğerleri hakkında bilgiler vereyim. Manasırlı Hamdi değerli arkadaşlarım. İstanbul'un işgalini Telgrafla Mustafa Kemal'e bildiren kişidir. Damat Ferit milli mücadele karşıtıdır. Sivas Kongresi'nden sonra istifa edecek. Yerine Ali Rıza'yı getirecekler. Çerkez Etem Kuvay Milliye'nin lideridir. Cevabımız Ali Galip olacaktır. 18. sorumuz. Aldığı kararlar açısından ulusal, toplanma açısından bölgesel olup ulusal sınırlardan bahsedilen kongre aşağıdakilerden hangisidir? Bozantio Kongresi. Mustafa Kemal katılıyor. Kirikyalıların isteği üzerine katılıyor. Balıkesir alaşehir Kongreleri ile ilgili bizim bilmemiz gereken hacım Muhittin'dir. Bölgesel kongre. Erzurum doğru cevap. Sivas Kongresi ile cemiyetler birleştiriliyor. Bununla beraber ilk defa yürütme etkisi kullanılıyor. Nazilli Kongresi denilince aklımıza kim geliyor? Galip Hoca geliyor değil mi? Yani yani Celal Bayar geliyor. Cevabımız Erzurum Kongresi. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci TBMM döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Tarihimiz 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923. Hiyaneti Vataniye Kanunu 1. TBMM tarafından çıkarıldı. Otoriteyi güçlendirmek için. Kars Antlaşması imzalandı mı? İmzalandı. Kimlerle? Kafkas Cumhuriyetleri ile. 1. TBM dönemi. Düzenli ordu artık Kuvay Milliye yetersiz kalıyordu. Kuruldu. İlk defa yürütme yetkisi. TBMM değil temsiliyeti heyeti dönemidir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Subaylar Savaşı yaşandı mı? Yaşandı. Subaylar Savaşı'nın diğer ismi hangisi hocam? Sakarya Meydan Muharebesi. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Temsili ile TBMM'yi karıştırmayın. ÖSYM tarafından her sene tercih ediliyor. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Konya ve çevresinde TBMM karşı ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Çopur Musa nerede çıkmıştı hocam? Çopur Musa Afyon'da çıkmıştı değil mi? Bunu geç. Çapanoğulları nerede çıktı? Yozgat'ta çıktı değil mi? Bunu geç. Milli Aşiret nerede çıktı hocam? Urfa'da çıktı. Bunu geç. Şeyh Şef nerede çıktı hocam? Bayburt'ta çıktı. Bunu da geç. Deli baş doğru cevabımız. Arkadaşlarım neyi karıştırıyorlar biliyor musunuz? Deli baş Mehmet ile Demirci Mehmet Efe'yi karıştırıyorlar. İkisini karıştırma. Demirci Mehmet Kuvay Milliye'nin lideriydi. Deli baş Mehmet Konya'da ayaklanan kişidir. Diğer sorumuz Gediz taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden alınarak Moskova'ya gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? En önemli eseri sınıf arkadaşım Atatürk'tür. Moskova hatıralarını da yazmıştır. Cevabımız Ali Fuat Paşa olacaktır. Kazım Karabekir en önemli eseri İstiklal Harbimiz Şark Fatihi. Gümrü Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan kişi. Adnan adı var. Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal ile ilgilenen kişidir. Sağlık Bakanlarımızdan biri olarak kabul edilir. Refet Bele İlerleyen zamanlarda kurulacak olan Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinde yer alacaktır. Demirci Mehmet Efe ne demiştik? Kuvay Milliye'nin lideri demiştik. Çerkez Etemle beraber. Değil mi? Cevabımız Ali Fuat. 22. sorumuz. Cumhuriyet tarihinde Aydın'ın Çin'e ilçesinin Karpuzlu Bucağı'ndan seçilen ilk kadın muhtar aşağıdakilerden hangisidir? Sadiye Hanım ilk belediye başkanı, Satı Çırpan önemli milletvekillerinden biri, Lale Aytaman yine önemli kişilerden biri, Tansu Çiller İlk başbakan kadın başbakan cevabımız Gülesim. Sevgili arkadaşlarım. Hem güncel bilgi hem de tarihte karşınıza çıkabilir. Tarihiniz iyi ise KPSS'den çok iyi yapacaksınız. Devam edelim. Sorumuz şöyle. 1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti'nin amacı. Şimdi bu olaya bir açıklık getireyim artık. Milletler Cemiyeti'nin kurulma kararı nerede alındı? Sevgili arkadaşlarım bakın, Wilson ilkelerinde belirtiliyor. Burada herhangi yanlış bir bilgi yok. Milletler Cemiyeti kurulacak diyor. Paris'te bunu devam ettiriyorlar. Bir yıl sonra kuruyorlar. ÖSYM böyle bir ikilemde kalmayacak. O yüzden kafanızı karıştıran bir şey olmasın lütfen. Sizlere yanlış bilgi vermem. Asla vermem. İnsanlık halidir. Bazen yanlışlık yapabilirim. Onu da hemen yorumda belirtip sabitliyorum. Yorumlara da arada göz atın. Çünkü arkadaşlarımız size bilgiler veriyor. Anlaştık mı? Ben sizden neyi istemişim? Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisini istemişim. Tevfik Rüştü Aras, Atatürk döneminin Dışişleri Bakanı. Cemal Hüsnü Taray doğru cevabımız. İsmet Dünönü, Mudanya ve Lozan'a gönderilen kişi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı. Celal Bayar, biliyorsunuz ki ilerleyen zamanlarda Demokrat Parti'nin içerisinde yer alacaktı. Üçüncü Cumhurbaşkanı. Cevabımız Cemal Hüsnü Taray olacaktır. Devam ediyoruz. Sorumuz Mustafa Kemal'in Asım Ustakma adıyla yazılar yazdığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada İsmet Bey'e iyi göndermeler yapıyor Mustafa Kemal. Açık söz. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı gazetedir. Bilgi değişti değerli arkadaşlarım. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete hakimiyet yollara geç, hakimiyet milli olarak geçiyor. Açık sözle İstiklal Marşı'nı yayınlayan gazeteler arasındadır. Anlaştık mı? Birinci tebemme dönemi bu arada. Vakit birinci tebemme dönemi. Tasviri Efkar Mustafa Kemal'in fotoğrafını yayınlayan gazetedir. Tanzimat dönemi. Cevabımız Kurum gazetesi olacaktır. 25. sorumuz. İsrail devletinin kurulma temellerinin atıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Tarihimiz 1917. Sevr Antlaşması 1920 değerli arkadaşlarımız. Saltanat Şurası tarafından imzalandı. Balfour cevabımız. Paris Barış Konferansı. İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılığı ortaya çıktı. İzmir İtalya yerine Yunanistan'a verildi. Londra Konferansı TBMM'nin artık tanındığı konferans yerinde arkadaşlarım Misak-ı milliyi duyurma fırsatı elde ediyor. Davis Planı. Bu planla bu planla Alizer Alize bu planla Sevgilerimi gönderiyorum sana. Sevgili arkadaşlarım Davis Planı'nı unutmayın. Bir bankerdir. Bu planın sonucunda Locarno Antlaşması imzalanıyor. Cevabımız Valfur Dekorasyonu olacaktır. 1948 yılında da İsrail Devleti kurulacak. 26. sorumuz. Almanya hangi ülkeyi işgal ederek kendi denetimi altında Vichy hükümetini kurmuştur? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne Barbaros Harikatı'nı düzenledi. Stalingrad'da durduruldular. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan baskın Pearl Harbor. Fransa doğru cevap. Türkiye tarafsızlığını ilan ediyor değerli arkadaşlarım. Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar olmuyor. Avusturya. Savaş öncesi Almanlarla birleşmişti. Biz buna Anschluss diyoruz değil mi? Cevabımız Fransa olacaktır. Al sana ÖSM tipi soru. Ali Hoca'nın kaleminden. Şöyle bir soru hazırladım sizlere değerli arkadaşlarım. 1960 yılından sonra yapılan görüşmeler sonucu Kıbrıs'ın başına getirilen kişi Makarios olmuştur. Buna göre Makarios'un yardımcılığına getirilen Türk lider hangisi olmuştur? Sevgili arkadaşım Makarios'u biliyorsunuz ki sonraki dönemlerde darbeyle indirecekler. Yerine Samson'u getirecekler. Şimdi bunu mutlaka bilmen lazım senin. Genel kültür babında bilmen lazım. Sınav için değil. Cevabımız Doktor fazla Küçük olacaktır. Fatih Örüşçü Zorlu. Bunun hakkında bilgi vermek istemiyorum. Kesin bilgi olduğunu vereceğim sizlere değerli arkadaşlarım. Çünkü NATO'nun ilk temsilcisi olarak farklı kişiler veriliyor. O yüzden ben size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Hasan Sakay'ı hatırladık mı? Lozan'a giden kişi. Doktor Rıza ve İsmet Bey'le gidiyor. Cemal Gürsel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı. Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliriz. Cevabımız Fazıl Küçük olacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Oyça kalın.